manyak mı video? Herkese merhaba arkadaşlar. Hi guys bro. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber haterımızla bir gün geçirmeye çekeceğiz. Daha önce görmüşsünüzdür. Herkes kendisini sevmeyen, takipçisi olup olmadığını bilmediği insanlarla video çekti. Biz de dedik ki haterımızı alalım, kendimizi sevdirmeye çalışalım. Benim niyetim en azından. Yani ben kendimi sevdirmek istemiyorum. Benim niyetim bu. Aynı kanada. Katılıyorum. Kötü giyinmene rağmen aynı kanada. Evet. Arkadaşlarımıza sorduk. Çevrenizde bizi sevmeyen biri var mı dedik. Arkadaşlarımız da bize Davut önerdiler. Davut buyur kardeşim. Davut buyur kardeşim. Bu arada evet, benim Davut söze girmeden önce ben bir şey söyleyeceğim. Sabah saat 9'da çekime gireceğiz diye sözleştik. Saat şu an 15.03 oldu. Davut şey yeni geldi. Yani haterlığını En baştan belli etti. Yani. Hoş geldin Davut. Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Bu arada hiçbiriniz iyi giyinmiyorsunuz. Bunu sana sorduk mu peki? Biraz. Ben gördüklerimi şu an... Yani ben bu kanal şu anda benim kanalım, izin verdiğim sürece konuşacaksın bence. Öyle mi? Evet, öyle. Evet, öyle. Bir sevmeme sebebi daha. Bir sebebi. Kanka, baştan şimdi, belli etti. Ya arkadaşım, ben beni sevmeyene beni sev diye yalakalık yapmam. Ben olduğum gibiyim bu videoda gene. Yani olduğum gibi davranacağım sana yani. Kesinlikle. Ben de şimdi Davut, hiç sen bizi sevmiyor olabilirsin kanka. Veya bizi... Hiç başka davranma. Aç mı karnını, aç mı? Aç mı karnını? Değil. Sana temas etmeme izin veriyor musun kanka? Evet. Tamamdır. Mesela izin almadan bana temas et. Evet. Ben şunu sormak istiyorum. Hep beraber güzel bir ortama gidelim. Atakan'ın evi olabilir ya da bir kafe olabilir. Bir konuşalım abi. Neden sevmiyorsun? Bir beni bir ikna edin. Evet, bunu... Neye ikna edin oğlum seni biz? O adam niye bu kadar gergin ya? Kanka, ben gerginlik yok. Ben bir şey söyleyeyim. Ben bu videoda haberim yoktu. Bir haterımızla video çek. Niye haterımızla video çekelim? Bizi seven kardeşimiz alalım, yedirelim, içirelim. Okey de haterımla bana ne? Kameralar. Allah'a yakın, bana uzak kalsın kardeşim. Bu kadar basit. Şu kameralar var ya, şu kameralar. Ya abi, şimdi bizim amacımız gerçekten kendimizi sevdirmek veya şu, o senin vicdanına kalmış. He. Hatta bu videodan sonra daha da çok nefret edebilirsin. O da ayrı bir konu. Ama bir yere bir gidelim, evet, oturalım, seni bir dinleyelim. Biz sana bir konuşalım. Nedir, ne değildir? Seni dinleyemedim ben. Ne dedin? Ya insanlar konuşa konuşa, Bilal Hancı da konuşa anlamadım konuşa. Seni döve döve. Ha. Atakan'ın dolap boş olduğu için Atakan'ın dolaba bir şeyler almamız lazım. Evde misafirimize ikram edebilmek adına. Aynen, o zaman bir alışveriş yapalım, bir yemek yiyelim. Sen dolabının boş olduğunu söylüyor adam. Buzdolabı mı boş? Evet. Abi, olabilir abi. Bir şey demeyecek misin? Benim dolap da boş. Olabilir. Hesap kimliği bekliyorum ben. Problem yok. Bence peki, bir an önce gidelim çünkü benim kan şekerim düşük. Evet. Davut konuştukça daha çok sinirleniyorum. Yani... O sinirimin bir düzelmesi lazım. Geçelim abi. Demciye gidiyorum. Davut, kanka diyorum sana inşallah. Davut, daha çok sevdiğim ben, isim. Ben size isimlerinize hitap edeceğim. Nasıl hitap etmek yani istiyorsan? Bana demez. Şimdi... Tamam, Bilal Bey. Ben özellikle aynen şunu düşündüm. Dedim ki sana ellerimle yemek yaparsam ya da senin sevdiğin bir şey ellerimle yaparsam belki bizi daha çok sevebilirsin. Ya bu niye böyle yapıyor ya? Ben sevmesini istiyorum abi Davut'un beni. Fatih şu an yalakalık. Evet. Yalakalık değil bu. Bak, bu gerçekten bir strateji ve bana işliyor. Bence evet, samimiyetsiz şu anda bence Fatih. Bence çok samimi geliyor. Ben samimiyetsiz buldum Fatih'i. Abi ben şu an dolabımı doldurmayı düşündüğüm için konuya odaklanamıyorum. Ya ben Davut'u mutlu etmek benim niyetim. Ondan 3 tane alalım abi. Sen Davut'a sordun mu Davut'a? Neyi? Ne seviyor, ne yiyor, sordum ne... Sordum ben, dedi ki hamburger dedi. Ben de ona dünyanın en güzel hamburgerini yapacağım. Belki onu tatmin eder. Teşekkür ederim. Şu an rahatsın değil mi? Rahatım abi, çok rahat. Benim yanımdasın diye kasılmıyorsun. Yok. Bir de marul alalım. Biraz geriyor beni, o kadar. He, ben beni sordum. He. Ne? Yok bir şey. Ne dedin? Soğan sever misin abi? Yok. Dedim tamam, ki hiçbir soğan hiç sevmem. Rahatsın değil mi dedim? Benim yanımdasın diye kasılmıyorsun değil mi dedim? Yok dedi. Tamam abi. Sonra benimle alakalı dedi. Bilal Hancı biraz sert dedi. Sen peki sen sertsin şu an. Niye sertsin ki bu kadar? Yok, ben söyledim zaten videonun başında. Niye? Ne dedin? Ben bir haterla gün geçirmek istemiyorum. Siz istiyorsunuz. Aa. Şikanda al. Kanka bunlar olabilir. Kanka, bunlar evet, tamam, lazım. Bundan pardon, çekinme. Ben seni her türlü savunabilirim. Fatih'e bak, Fatih'e. Yalayacak neredeyse. Evet. Çocuğun yanında böyle şeyler ayıp olmaz mı sence? Ya bir şey yapmadım, söyledim zaten. Direkt. Çok dobra bir adamsın. Evet. Kitabın, bu huyunu kitabın seviyorum. Ortasından, kitabın ortasından, kitabın ortasından ben konuştuğumu zannediyordum. Sen daha mı ortasından bitti. Helal olsun. Ben taşırım abi. Teşekkürler. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Abi, kolay gelsin. Teşekkürler. Marketteki ufak çaplı gerginlik için kusura bakmayın. Eyvallah. Sağ olun.
Gel kanka, burası benim evim. Merhaba. Güzelmiş. Eyvallah, sağ olasın. İşte sen de bizi izlesen sevsen daha güzel yere çıkardık. Hater'ın yanında kanala abone olun, video like atmayı unutmayın gibi şeyleri de yapmak pek istemiyor. Adam zaten bunlara irite oluyor yani. Aynen öyle. Hani hi guys bro desem mesela şimdi adam içinde irite olur yani. Gördüm zaten o girişi gördüm. Bu sana samimi gelmiyor. Gelmiyor, bana gelmiyor. Normal yani. Ellerini yıkadın mı sen? Yıkadım. Bu peçe de ne? Benim değil. Siz kim ellerini yıkamadı burada? Davut ellerini yıkadın mı? Az daha irite edeyim de. Şimdi işin gerçekten ben şaka şu an yapmıyorum. Kesinlikle düşüncemi net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Davut arkadaşımız bizi sevmeyen. Çöpü aşağıya. YouTube aynen. Videosu izlemeyen. Daha önce izledikleri aynen. Videolarda da memnun kalmayan bir insanmış. Ben öyle tanıdım. Ama bu video içerisinde benim ona sormak istediklerim var. Ama biliyorsunuz ki o bizim için bir misafir. Ben iki olarak ona bir yemek hazırlamak istiyorum. Yemekten memnun olduğunu düşünerek de ondan sonraki sorularımı sormak istiyorum. En önce karnımızı doyurarak... Aynen karnımızı doyuralım abi. Sen yemeğini yapıyorsan yap. Davut sen de ev misafir gibi düşünme. Ev seninmiş gibi düşün. Tamam. İstediğin gibi rahat rahat otur, keyfine bak. Ne? Tamam. Ne mi? Bana bile ev senin gibi demiyorsun. Adam hater ama ev... Yo, önce bir Bilal amcadan bir izin alayım ondan sonra otururum. Üstelik sen Bilal'e sanki böyle alındın gibi. Yok alınmadım da. Abi Bilal'e alınmama lüksü yok ki adam. Bilal'i ben... Diyor. Ama şimdi adama ben Bilal'e de saygı duyuyorum. Onun karakteri ama. Yani o da mizacı bu. Ben onun mizacına göre kendimi şekillendiriyorum. Arkadaşlar bu arada Bilal'i linçliyim. İşte Davut'a şey yapıyor falan filan şey. Gayet Davut da rahat yani. Ben rahatım bu arada. O gibi triplere girmeyin yani. Kurgu vesaire hiçbir şey yok bu arada. Onu da söyleyeyim. Kurgu olduğunu kimse düşünmedi ki kanka. Ben sizin videolarınızı izlerken her zaman kurgu olarak düşünüyorum. Bunu benim mesela, tarafımda olanlara, evet, benim evet. Tarafımda olanlara belirteyim. Siz soracaksınız niye böyle davranıyorsunuz diye. Kendisi şu anda bunu sebebini söyledi. Geldiği gibi, hemen geldiği gibi kamera çekimi başlamadık. Ya dedi bu çekimlerde kışkırtma falan dedi. Yani sen kameraya niye, kameramana hiç niye saldırmıyorsun dedi. Doğru değil mi? Bir an düşündüm dedim ki kameraman bana ne yaptı ki ona saldırdı. Şimdi hayır, benim gözüm dönse, benim gözümdense, direkt benim negatife aldı anladın mı direkt? Dediğin konuda haklısın ama şöyle bir durum var. Kameraman ne olursa olsun işini yapan bir adam. Yani tamam mı? Yapan da yani evet. Orada başka bir şekilde düşündüğün zaman diyorsun ki bu adamlar tamam video çekiyorlar, evet. Bir şey var, buradan bir kazanç var vesaire. Sonra diyorsun ki şimdi kameraman önüme gelirse mesela bak şimdi Fatih burada. Bir dakika. Bu adam Fatih burada. Saldırıyor. Ama adam bir konuşmasını hiç izin vermedi. Fatih burada şimdi Allah mesela. Allah için izin versen. Ha. Allah rızası. Öyle kalırsın. Daha ne desin? Herkese saldırıyor. Bir tek kameraman orada her şeyi rahat rahat çekiyor. Bu bana ben, çok şey geldi yani. Bu kurgu ile ilgili bir açıklama yaparım yine ama bundan önce sana bir şey sormak istiyorum. Bir önceki videolarda haterlarıyla video çeken arkadaşlarımızı eleştirmek adına söylemiyorum. Onlar blurladılar, yüzünü göstermediler. Evet. Sen yüzünü göstermeyi tercih ettin. Evet. Neden yüzünü çünkü göstermeyi tercih ettin? Benim gibi düşünen insanlar var. Ben onların sadece bir sesi olmak istiyorum. Sesi ol, yüzü olma. Yüzü de olabilir. Sıkıntı yok. Ya ben. Niye? Ben normal bir insanım. Sizi sevmeyebilirim. Bulmayın bu adamını. Lan yo abi olabilir. Bak ben gerçekten bu arada an... lan demesinden rahatsız oluyor. Ona evet. Lan demedim. Bu iki oldu. Ben ekibime dedim. İki oldum da saydı. Ben bak ben bir şey söyleyeyim mi? Ben lan sana ne demedim lan dedim başka. Ben sana lan demedim. Ne dedim? Lan dedim. Nasıl dedim ya? Dedim bir ara. Nerede dedim? Sen hep diyorsun. Çok özür dilerim. Rica ederim. Lan dediysem özür dilerim. Ben de yanlış bir şey ağzından kaçmıştır. Dedi. Eyvallah. Bir oturalım, bir yemek yiyelim. Bir ayak ye, sen dolusun. Sen dolusun. Otur sen. Hadi yemek yiyelim. Anladık, konuşacağız. Daha vaktimiz var. Benim buradaki bütün amacım Davut kardeşimizi mutlu etmek. Neden mutlu etmek istiyorum? Çünkü ben sevilmeyecek insanlar olduğumuzu düşünmüyorum. Videolarımızdan bize karşı ön yargı olduğunu düşünüyorum. Videolarımızı izleyen insanların. Ve bu ön yargıyı yıkmak için elinden geleni yaparım. Yalan. Çünkü ben kötü bir insan değilim. Bizim ekibimizde kimse kötü değil. Bilal dışında. Yalakalık yapıyormuş. Ne yalakalığı kardeşim? Yalakalık yapacak olsam Davut'a mı yaparım? Ben sadece sevdiğim insanlara yemek yaparım. Matias, ilk defa mı yemek yapıyorsun? Kardeşim ben sevdiğim insanlara yemek yaparım sadece. Bunu bütün beni seven insanlar bilir. Sadece çok değer verdiğim ve sevdiğim insanlara yemek yaparım. Adam ne yaptı sevdiğim anlamadım ki ama. Senin tabii. İnsan olduğunu ya samimiyetsiz! İşte samimiyetsiz! Bir şey söyleyebilir miyim sana? Çak! Samimiyetsizlik samimiyetsiz sen beni... Sen beni normal çelişiyor değil mi? Kendiyle çelişiyor. Bak, sen beni gerçekten videoların dışında da tanımış olsaydın benim sana bunu yapabileceğimi bilmen gerekirdi. Devam et Bilal.
Hamsisin, bu seni değiştiriyor. Hiç kızmıyorum hamsiyim. Hamsi gördüm zaman ya da başla, hadi oyna ya. Hamsi gördüm zaman ya da başla, hadi oyna. Senin yüzünden rezil oluyorum Türk Türkiye'ye. Bu çocuk senin yüzünden sevmiyorum. Hiç de bile, hiç de bile. Sana zahmet olmuyor değil mi yemek yapıyorsun diye bize? Nasıl? Samimiyetsiz bir... Samimiyim değil mi mesela şu an? Samimiyetsiz bir insanım. Samimi derken bile değildi ya. Mümkün değil, şimdi bana kimse yaptıramaz. Samimiyetsizlik için ya da birini memnun etmek. Oğlum daha 2 dakika önce şey bak, dedin. Ben sadece kim? Sevdiğime yemek yaparım. Evet. Adamla tanışan 2 dakika oldu ve adam ben bizim haterımız. Ya yeter be! La yeter be! Ama hiç bana karşı bir saygısızlığı yok. Ya, tamam da adam bizim haterımız olarak gelmiş. Şey, bir benim, sev, önce bir sev adamı. Benim, Atakan ve Fatih haterımızla bir gün geçireceğiz demişlerdi. Dedim ki bir insan neden kafaları sevmesin? Ne yaptık ki? Yani sana ne yapmış olabiliriz? Sonra evet, düşündüm. Zaten o insanda biz izlediği kadar varız. Aha. Videolardaki kadar varız. O videolarda benim gibi bir insan samimiyetsiz olduğunu düşünenler olduğunu çok üzülüyorum. Sonra düşündüm, videolarda ne yaptık acaba? Bizi sevmeyecekleri bir şeyler. Yani belki kışkırtmalardaki hareketlerim aşırıya kaçmış olabilir. Çünkü alışıldık durumlar değil. Ben sinirli bir insanım. Evet. Çevrende belki böyle insanlar olmayabilir senin. Çok az. Ben böyle bir insanım. Damarıma basıldığında çabuk parlıyorum. Ama bir o kadar da hani çabuk sönerim. Atakan bilir, Fatih bilir. Zaten belli ya. Senin çok duygusal bir insan olduğun çok belli. Eyvallah, Allah razı olsun. Ben hani evet, videonun başından beri sana ters yapıyorum. Ters gidiyorum. Çünkü hani bir hater geldi. Yani video çekiyoruz burada. Ben de hater'a bir ters yapayım diye. Ama Fatih gibi düşünüyorum. Yani insanların bizi gerçekten yani sevmesi için çaba harcam. Ne olur bizi sevin demem. Ama sevgiden yanayım. Nefret, nefret. Sevgiden yanayım. Diye düşünüyorum. Ya evet ya. Öyle. Bu şakamızı beğendin mi kardeşim? Olmadı bir daha yapalım. Bilmeyecektim. Evet. Kamera arkasından görürüz. Biz buna alıştırdık, evet, kendimizi hazırladık falan filan. Mesela şimdi sen bizim arka planımızı da görmüş oluyorsun. Evet. Ön planımızı da görmüş oluyorsun. Bu sefer kendin yorum yapmak istersen bizim hakkımızda gerçekten ne düşünüyorsun abi? Yani tanıdıktan önce de tanıdıktan sonra da. Şimdi daha tam olarak sona gelmedik, evet, ama biz sorularımızı yönetmek istiyoruz. Sen de cevaplamak istedin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Acım ben bu arada. Hadi ciddi ol. Biri, tamam, biri karşımda gülünce ben de gülüyordum. Ne kadar hater olsam da diyorsun, gülüyorum. Yani, evet, buyur abi. Tamam, buyur, gülmeyi seven bir insan. Şimdi hiç ciddi, çünkü ben merak ediyorum niye sevilmediğimi. Artık merak ediyorum. Ve bunu konuşalım istiyorum. Tartışalım bunu. Şimdi şöyle. Yani açıkçası sizi tanımıyorum. Ekran kalbi, çok söyledim bunu ama ekran karşısında bana irite edici hareketleriniz oluyordu. Yani gördüğüm kadarıyla. Onun dışında sohbet, diyalog yaptığımız zaman, yani konuştuğumuz zaman gerçekten bunun böyle olmadığını biraz anlamaya başladım. Ha, değişti mi düşüncelerim? Yok. Hala yine aynı sevmeme duygusu devam ediyor yani. Peki bizim izlediğin bir videomuz var mı? Yani herhangi bir videomuzu izledin mi? Var. Birkaç tane var. Mesela hangilerini izledin abi? Kışkırtmaları izledim, herkesin izlediği gibi. Yani hangi videomuzu izledin en son? Ya da izledin mi? En son bu çiğ köfteci olduğunuz videoyu izledim. oradaki özellikle şakaları hiç hoşuma gitmedi. Yani hangisi mesela abi? Güldürmedi beni abi. Acı yedikten sonraki mesela çıkarmaya çalışmalar falan. Ne bileyim, ben kuryeyim, kuryelik yapayım falan. Ben bir kere restoran işlettiğim için gördüm yani. Siz de o şeyi alamadım yani. O bana geçmedi o duygunuz. Biz o enerji zaten, bana geçmedi. Biz çiğ köfteci değiliz yani. Değilsiniz zaten ama. Biz çiğ köfteci olmaya çalıştık. Onu göstermeye çalıştınız ya. O da olmadı yani. Bana olmadı diyorsun. Ha, bu bir çiğ köfteci olamamışızdır. Bunun için sevmemek ne demek? Çiğ köfteci olamadık yani. Evet, yani o, olabiliriz. Sen o, bence yani bizden nefret etmek için nefret ediyorsun. Yok. Gibi geldi bana. Bana da öyle geldi. Kanka, sevdiğin bir YouTuber var mı peki? Sevdiğim bir YouTuber yok. Sanla bir yok. İzlemeyi sevdiğin herhangi bir tanesi, işte YouTuber değil, herhangi bir YouTube videosu. Duygu Özaslan? Yok. Barış Özcan? İzlerim arada. Neden? Sosyal medyadaki algı onu iyi gösterdiği için. Yani bir bakıma.
Ya ama Barış Özcan'ın kötü olduğunu söylemiyorum bu arada. Sosyal medyada şey diyorlar ya hani, Barış Özcan'ın bile şu kadar takipçisi yok, senin nasıl bu kadar var falan gibi bir algı var. Ya da, bir ya da Barış Özcan'ın şu kadar takipçisi yokken sizin niye bu kadar çünkü var? Çünkü Barış Özcan gerçekten farklı. Evet. Yani bence bilgi eğlence konusunda çok iyi. Evet. Gerçekten iyi. Türkiye'nin en iyisi diyebiliriz hatta. Evet. Biz eğlence konusundayız mesela. İkimizin arasındaki fark bu. Onu evet. da takip edenlerden biz gurur duyuyoruz. Kendimizi takip edenlerden de gurur duyuyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki. Bizi niye sevmiyorsun? yanlış anlaşılan nokta bu zaten. Biz komedi yapmıyoruz, mizah yapmıyoruz. Biz eğleniyoruz. Eğlenirken videolar çekiyoruz. Eğlenceli içerikler çekmeye çalışıyoruz. Bu komedi vaadi verdiğimizde güldüremezsek o zaman sevilmeyelim. Yani şu, biz bir skeç programı çekeriz, güldüremeyiz. Evet. Ne bileyim çok kötü olur. O zaman seni anlayabilirim ama bir entertainment olarak kendimi nitelendirdiğim için bilmiyorum, komedi vaat etmediğimiz için hani İngilizce söylemesi sana samimiyetsiz geliyor mu kanka onu? Mesela Sunny Side Up gibi gelmedi mi sana da? Entertainment. Aynen. İçerik üreticisi desene aynen kardeşim. Entertainment. Ne lan entertainment? Olabilir. Mesela ben kendimi özellikle kendimi çok underrated buluyorum. Underrated mesela bunu ne çok olduğunu bilmeyenler var. Underrated olabilir şey demekmiş arkadaşlar bu arada. Ben de bugün öğrendim. Utanç verici diye düşünüyordum. Bilal dedi ki değerinin altında olup ama değerini görmemiş. Ama dur sen bir şöyle karşı. Bilal Hancı böyle entertainment, internet falan konuşuyor ya. Bence o noktada insanları rahatsız eden şey şu. Lan köylü. Senin hani kendimi çabuk. Tabii tabii. Evet, lan köylü diyorlar. Sen köylüsün. Biz senin içindeki şeyi biliyoruz. Varoşu biliyoruz. Hani sen ne o dillere giriyorsun? Biliyorsun. Dediği yerde varoş ne oluyor demek kardeşim? Evet. Mesela, varoş ne demek istiyorsun? Evet mesela. Varoş diyor. Ben varoşum. Ben de varoşum. Mesela ben 8 yaşından beri futbol oynuyorum. Evet. Futbolun içindeyim. Yatıyorum kalkıyorum futbol. Bir tweet atıyorum futbolla alakalı. Sen git YouTube videosu çek. Bu nasıl bir önyargı? Hadsiz. Ulan hadsiz demek istiyorum. Hadsiz da değil ama. Ya bunu şimdi hadsiz. Neden? Haksız da değil. Neden? Niye hadsiz değil? Çünkü sen bir futbol vasfın yok. Bak, ama işte, futbol vasfı olmayan... Nereden? Sen ya yorum yapıyor musun futbolla evet, alakalı? Yapıyorum. Senin futbol vasfın var mı? Var. Ne? Ufak tefek de olsa biliyorum yani futbolla alakalı bir şey. Lan ben 8 yaşından beri futbolun içindeyim. Ben de orada doğdum, büyüdüm diyorum. 0 yaşından beri bak doğdum, büyüdüm diyorum. Bu adamlar da geliyor. Bu Türkiye Bilal'den nefret ediyor da biz üstümüze mi alınıyoruz yani? Ben anlamadım. Ne oluyor? Hayır ya ben kendimi... Evet. Bu arada evet. Reklam falan mı? Yok kardeşim, burada kafe kuran ikisinde dene tarafını sen. Direkt bana bu verildi de. Kanka bana da bu verildi. Biz konuk aldığımız bir videoya konuğun yanında reklam yapıp da reklam ondan gizleyecek kadar hadsiz insanlar değil. Soğuk soğumuştur. Bir de soğumuş abi. Şimdi sen bize daha önce hiç yorum yaptın mı? Ya da herhangi bir YouTuber'a yorum yaptın mı abi? Yok yapmadım. Peki yorum yapıp da yazmadığın oldu mu? Kötü bir yorum mesela ya benim videomu izlediğiniz dangalaklara var. Bir kere küfür etmek gerçekten insanı rahatlatan bir şey. Bunu öncelikle söyleyeyim. Şunlara bir küfür edin de rahatladın. Rahatlayayım mesela diyorsun. Nasıl diyorsun? Evet. Mesela küfür, böyle dini, milli böyle bu tarz şeyler küfür etmeden. Ya onu biliyoruz saygısız şeyini, olmadığından. O ölçüyü bilerek küfür edersen kendince zaten kimse de duymamış olacak. Ben küfrün rahatlattığını düşünüyorum. Ama size hiçbir zaman küfür etmiyorum. Sen bizim Twitter'da Vakara adlı grup mu diyelim, ne diyelim size? Oluşum diyelim. Oluşum diyelim. Aileyiz biz. Ailesiniz. Oluşumun içindesin galiba. Evet. Çünkü biz sizin oradan arkadaşlarımıza, sizde hater çoktur. Bir bağlantı kuruldu. Hater çoktur, bize varsa bir hater. Genel olarak hateriz. Aynen. Vakara ile alakalı. Mesela ben desem ki Vakara'yı sevmiyorum. Öyle bir şey yok. Hı-hı. Bu arada misal veriyorum. Vakara'yı sevmiyorum. Nasıl karşılık veririz? Ya da bir başka X kişi Bakara'yı sevmiyorum dediğinde, aynı bizim karşımıza geldin ya. Sevmiyorum dese nasıl tepki verirdin? Valla biz Bakara olarak şunu söyleyeyim. Çok aykırı bir oluşumsunuz evet, zaten. Evet, çoğu şeye aykırıyız. Evet. Tartışıyoruz kendi aramızı. Yani komik misiniz? Biz değil de, bizim yayıncılarımız Porsuk, Veli, Fevzi, Fenasi bunlar komik insanlar. Benim Twitter'da veya başka bir yerde gördüğüm en komik insanlar bunlar. Katılıyorum. Ben Porsu'yu çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Tweetlerini okur, gülüyorum yani Porsu'ya. Ya sadece tweet değil, bu adamlar muhabbet ederken de çok komikler. Yani birine bir konu hakkında bir şey verin onlara, bir başlık verin. Gerçekten sizi 2 saat güldürürler yani, 4 kişi.
Yani... İadelenmiyor ben. Kimi kimi bilmiyorum. Yok ben Fevzi'yi de zaten şeyden, daha önce biz Fevzi'yi videomuza almıştık. Yayınların hepsi şeyde YouTube'da var. İstersen izleyebilirsin. Kardeşim reklam yapma. 6 saat falan yayınları da var. Şimdi şöyle. 6 saat boyunca güldürebiliyorlar yani. Biz de güldürürüz 6 saat boyunca. Öyle bir video çekeceğim ben. 6 İnşallah. Saat boyunca güldürdüğümüz, İnşallah. Sadece Göreceğiz. Güldürmeye çalışmadığımız ve sadece güldürmeye odaklandığımız bir program. Güldür güldür. Yalakalıktan atladı kendini. Güldürme şimdi, güldürme. Yalakalık değil. Benim niyetim gerçekten şuydu. Çok samimi bir şekilde söylüyorum. Ben sevdiğim insanlara yemek yaparım. Gerçekten sevmediğim insanlarla uğraşmam zaten. Hani onun üstüne de gitmem ama nefretimi de kusmam. Benim rahatsız olduğum sosyal medyada bizi sevmeyenlerle ilgili yorumumu söyleyeyim ben sana. Sen de onun üzerinden yanlış olup olmadığımı söylersin. Evet. Şimdi birini sevmemek çok normal bir şey. Sevmeyebilirsin yani. Ya da içeriklerini beğenmiyor olabilirsin. Ama girip yaptığın yorumlar onu kıracak ya da onun hayatına bir etkisi olup olmayacağını düşünmeden yapıyorlar ya. Şimdi mesela atıyorum diyor ki abi bu gerizekalılar da bir yere kadar geldi ya. Ama belki o adamın hayali bambaşka. Yani evet. Belki geldiği yer çok başka. Yani sen iç dünyasını bilmeden bazen öyle yorumlar yapıyorsun. Senin için söylemiyorum. Anlıyorum. Bunları yapanlar hakkında ne düşünüyorsun peki? Yani sonuç olarak senin dediğin gibi bunu yapan adam deşarj olmak için yapıyor bunu. Deşarjın dışında biraz da çekememezlik. Yani bu adamların sadece videoyla emek... Ya bu işte bir emek var. Ben gördüm. Burada bir emek var. Ama başka bir şeye baktığımızda, başka bir emeğe baktığımızda... Adam diyor ki bunlar bu kadar kazanıyorken bunlar bu kadar kazanıyor. Kıyaslama. Bunu kıyaslıyor. Hı hı. Diyor ki ulan bunlar ne yapıyor ki bunu kazanıyorlar diyor. Hı hı. Görüyor. Sizin sosyal medyanız var yani. Hı hı. Instagram'ınız var vesaire. Orada görüyor mesela arabayı. Diyor ki bu adam ne yaptı ki bu kadar şey yaptı. Ya ben de onları bir bakıma anlıyorum yani. Evet. Diyor ki ben şey istemiyorum yani. Bu adamların bu kadar kazanmasını istemiyorum herhalde. Kazanç olarak kıyaslama ve kıskanma durumu. Ve ünlü olma olarak da. Evet. Ya çok rahat ünlü olup olmadığımızı düşünüyor musun sen? Mesela dediği gibi overrated ve underrated durumu vardı ya. Biz seninle dün konuştuğumuzda buraya gelmeden önce sizi çok net overrated diyorum demiştim. Evet, diyorum evet. Overrated dediğin şey değerinin üstünde görmek. Neden sence değerinin üstündeyiz peki? Abartıldığımızı düşünüyorum. Evet, abartıldığımızı düşünüyorum. Çünkü bir kere çok kısa zamanda ünlü oldunuz. Ne kadar sürede? 5 yıl bence kısa bir zaman. 5-6 yıl. Değil geçmişe mi? Dönelim o zaman yani. Kanka 5 yıla kısa diyorsan bugün TikTok'ta biri i̇şte, bir video TikTok'ta çekiyor. TikTok'ta sizi kıyaslarsam o zaman TikTok çok saçma bir noktaya. Zaten sektörel olarak kıyaslaman lazım. Mesela beni geleneksel medyadaki, televizyondaki ya da tiyatrodaki bir ünlüyle kıyaslaman mantıksız. Neden? Evet. Çünkü dijital bu sektöre girdiğinden itibaren nasıl fenomen olunmuş ona bakmak gerekiyor. Ya popülerite çok gelişti. Bu yüzden de şöyle söyleyeyim. Nasıl bağlayacağım şimdi? İstediğin gibi bağla. Ne diyebilirim ki burada? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Peki bir şey söyleyeceğim. YouTuber'lara genel bir benim anladığım kadarıyla bir ön yargım var. Evet. Genel bizim evet. tarzımızda içerik evet, yapan evet. YouTuber'lara hani ne yapıyorlar ki? Bir şey yaptıkları yok. Çok abartıyorlar. Çok abartı para kazanıyorlar. Abartılı bir hayatları var diye bir düşüncem var. Böyle düşünüyorsun. YouTube dışına aldığımızda mesela eskiden Atakan ve Fatih ve ben Vine çekiyorduk. Evet. Hadi belki benim tarzım hoşuna gitmemiş olabilir. Ben mizah şey şive mizah yapıyordum. Onların mizahı biraz daha sizin kafaya yakındı. Hiç izledin mi? Atakan ve Fatih'i, Samanyolu olaylar. Zamanları hiç izlemedim. İzlemedin. Yok. Yani belki diyecektim ki hani yanlış yönden mi bakıyorsun acaba? Hani aslında şunu anlatmaya çalışıyorum. Mizah yaptığında yaptığımız mizah farklı olabilir. Videoların içinde mizah zorlama bir mizah arayışına girmiyoruz. İnsanlar da senin gibi düşünüyor büyük ihtimal. Bu komik değil ki bunu niye izliyorlar diye düşünüyorlar ama biz komedi vaat etmiyoruz. Bunu anlatmaya çalışmam lazım. İnsanlar bir yerde arıyor yani o komediyi. Evet arıyorlar ama aslında vaat ettiğim şey o değil. Yani video mesela -15 derecede kaldık. Yani burada mizah şey yapamazsın ki. Abi yani. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bence açıklama yapma gereği duymuyor. Benim de mesela bana hater olan birine eleştirme hakkım var benim. Evet, evet canım. Ben derim bana dedim beni niye sevmiyorsun diye sorarım ya. Hayırdır yani derim anladın mı? Ve açık konuşayım mesela. Şu an seninle biz muhabbet sohbet ettik. Gayet iyiyiz. Sözlüyüz. Ama bilsem mesela benim haterim olduğunu, haterim olarak artık söylemek istemiyorum ve ilgi duymadığını veya bir ön yargılı olduğunu bilsem
Ben dışarıda seninle yan yana gelmek istemem. Ve şu an video çekiyoruz diye mesela yan yana geldik. Mesela. Bundan da rahatsız değilim, yanlış anlaşılmasın. Evet. Mesela ben de o tarz insanları, tek biz olarak demiyorum, başka bir şey. Pencereyi sevmez, pencereyi sevmediği için şu yapar. Ama o insanlar hep böyle bir şey. Ya neyi sevmesem ya, işte bugün bir şeyi sevmeyeyim gibi geliyor bana, anlatabildim mi? Evet. Yani zaten benim de sevmediğim bir şeyler var. Ama ben bunu karşı tarafa yansıtmayı sevmiyorum. Oradan uzaklaşıyorum yani, izlemiyorum. Sen de izlemiyorsundur, etmiyorsundur. Evet. Ben öyle düşünüyorum yani. Biraz daha sakin olmak lazım bu konularda diye düşünüyorum. Öyle zaten, bu şu anki toplumumuzda bu var zaten. Bir şey sevmedi, bir şey yükseldiği zaman, bir şey ünlü olduğu zaman biri, direkt karşısına çıkan şeyler çıkıyor yani. O zıt tarafı çıkıyor yani. Bunun herhalde engellenecek tarafı yok. Evet, ben öyle düşünüyorum. Ben bugüne kadar herkesin sevdiği birisini görmedim. Göremezsin. Tarkan vardır. Yok, onda yok. Peki, imkansız yani. Empati yaparak ilerleyelim. Evet. Kendi kafamdan düşündüğümde. Sen benim yerimde olsaydın ve bu ününe sahip olmuş olsaydın, aynı zamanda aynı parayı kazanıyor olmuş olsaydın, sana böyle bir yorum geldiğinde ne düşünürdün? Sen bizim yerimize ne cevap verirdin? Yani mesela... Ya benim şöyle... Biz seni almayı tercih etmiştik. Ama sen ne yapardın? Bana öyle yorumlar geldiği anda, benim zaten bir tane sayfam var, onu söylemeyeyim şimdi. Mesela bir yorum geldiği zaman direkt küfürlü veya başka bir şey, direkt blok vuruyorum. He. Direkt yapıştırıyorum bloğu. Bizim vakara olarak da benim şeyimiz, o, biliyor musun? Taktiğimiz o. Benim taktiğimiz o. Bence hepimiz bir şey diyeceğim. Sağlıklı olan bu. Hoşuna gitmeyen bir şey izlediğin zaman blokla geç. Evet. Adamın ne anasını bırakıyorlar, ne karısını bırakıyorlar, ne çoluğunu, ne çocuğunu bırakıyorlar. Yani hiç düşünmüyorlar ki bu attığım yorumu bu adam okur da yani belki buna etkilenebilir. Halbuki sen orada... Niye etkilenmesin ya? Yani, tabii ki etkilenebilir yani, ama artık etkilenmemeye çalışıyorum. Küfür görüyorum, direkt blokluyorum. Çünkü ne bunun sonu gelecek, ne de ben bu adamla münakaşaya girdiğimde o adamı değiştirebileceğim. Bitirebileceğim. Evet. Yani bu yüzden bloklayıp geçmek çok mantıklı. Bugünden sonra bizi izler miydin mesela? Sonraki videomuzu merak edip, ulan bu çocuklar, ben karakterlerini tanıdım, bakalım bir sonraki videoda bu üçü ne yapacak diye merak eder miydin? Yok, merak olmaz. Neden? Yine aynı tarz herhalde düşüneceğim videodan sonra. Sizin insan olarak oyun yargım kırılmış olacak belki de. Ama videolar yine aynı tas aynı ama olacak. Ha, biz de dışarıda takılmayı istersin. Yani. Hani goy goy muhabbet yani, sohbet. Goy goy muhabbet sohbet. Ama videomuzu gene falan filan. Misafirliğe gelmek isterseniz ağırlayın. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Ama videolarda yine... Yine videoları tercih etmezsin. Tercih etmem. Bu videoyu baştan sona izleyecek misin peki? Muhtemelen birkaç yerde geçerim ben. Ama baştan sona izlerim ya. İzler oğlum, adam kendi videosu. Kendin olduğun için değil mi? Evet. Kendin olduğun için. Siz de her videonuzu izlemiyor musunuz? Ya ben izlemiyorum bazen. Neden? Bazılarını sevmiyorum, bazılarını seviyorum. Allah Allah. Gerçekten. Gerçekten mi? Gerçekten. İzlemediğim videomuz var. Bir şey diyeyim, senin yok mu? Mesela biz video çekiyoruz ya. Ben bu hafta bu videoyu sevmedim ya diyorum kendi kendime. Bazen söylüyorum hatta. Ama size. Seyirci seviyor mesela. Bana da hitap etmeyen videolar İkisi var. Seviyor, ben kanalda. Seviyorum. Çok, ben de olmuyor. Çok nadir olmuştu. Şimdi de ama izlersin herhalde. Yok şöyle. Kendi işim olduğu için saygı, tabii ki montaj aşamasında elimden geldiğince izleyip o taraflarını bitirmeye çalışıyorum. Ama sonuna kadar izlediğim dediğim videoyu bazılarını izlemiyorum sonuna kadar. Yani bir tane video atıyorsun mesela, benim tarzım değil, bizim kanaldaki kitle bazen seviyor onu. Onu izlemiyorum bazen sonuna kadar. İşte burada da hater'ın şeyini görmüş oluyorsun. Ama bu haterlik değil benim yaptığım. Ya bir bakıma haterlik gibi bir şey yani, izlememek. Bizim neden söylemiyorsun? Bu yüzden. Eğlendirebiliyoruz, farkındaysanız güldürebiliyoruz yani. Evet, evet. Evet abi. 3-4 ay önce bir fotoğrafınız falan çıktı ya. Hani vücutlar yapılmıştı. Onları ben... Fotoğrafınız çıktı değil mi? Allah Allah, ne fotoğraf çıktı? Yok yok, ifşa falan değil. Tamam. Bu vücutlara ne oldu, onu çok merak ediyorum ben. Yedim, içtim. Tuvalete gitmedim. Ya onlar montaj değildi. Yok değil. Videoya nasıl montaj yaptın? Bak kanka, yemin ediyorum buldum senin bizi neden sevmediğini ya. Çok önyargılı ya. Ben onun cevabını verebilir miyim? Evet. Cevabını verebilir miyim? Ben izlemedim ki o videoyu. Ondan sonra sadece fotoğrafı bizim gördüm. Bizim şimdi vücutlar yapılmıştı. Böyle bayağı kaslıydık. Karın kasları vesaire vardı. 3 ay bir çalışma sonucunda oldu, yapmıştık. Bu vücutlar bir anda nasıl oldu gitti değil mi? Evet. Şöyle. Çünkü kollar mollar falan vardı yani. Vardı evet. Kolayla yani, bak. Kaslar mısın? Şey olarak... Yok, ben burada göremiyorum. Bir de orada bir boya moya sürmüştük. Orada daha abartı. Yok yok, kol var. Bak istersen. Ama iki. Bir saniye bir tutsun. Ben cevap verebilir miyim? Evet. Bir tut. Tutar tamam mısın? Var ya. La tut şurayı. Göbek nerede? La tut şurayı. Göbek nerede? La şurayı tut. Var mı? İnanmıyor kanka. Bak, göbek geldi. Yağlandı. Göbek geldi. Ben onun cevabını net bir şekilde veriyorum sana Davut. Biz şimdi, biz yarın bir gün kafamızdan estirdiysek ki
biz yarın ÖSS sınavına hazırlanacağız ve biz bunun 3 ay boyunca videosunu çekeceğiz. ÖSS sınavına gireceğiz ve sonuçları da sizle paylaşacağız diye bir video çektik diyelim. Biz onu bir sevdiğimiz işi yaptığımız için onu çok ciddiye alırız. Öyle bir ders çalışırız ki o 3 ay. Anlatabildim mi? Bak Türkiye'de dereceye oynarım. Ben net bir şekilde söylüyorum. Karşıma da kim çıkarsa onu ben video çekiyorum diye çekersen Türkiye'de ilk 3'e girmeyeyim. Hodri meydan. Hodri meydan her şey. Bu işi de biz 3 aylık bir vücut değişimi, benim bir hedefim şunun bunun yoktu yani, anladın mı? Vücutla ilgili. 3 aylık bir vücut değişimi videosunu şey olarak yaptığımı düşünüyorum ben kendi açımdan. İş bağımında yaptığımı düşünüyorum ve bunu çok sıkı çalışmaya başardık. Aynı şekilde bittikten sonra diğer işlere yoğunlaştığımız için de spor salonuna gitmeye de üşendim, erindim. Özlediğim yemekleri yemeye başladım. İşte ettir, ekmektir, şudur, budur. Abandıkça abandık. Bilgisayar aldık, oturduk onun başındaydık, doğduk, doğduk. Öylece bozduk kardeşim. Bozduk yani. Bozduk, bunun tamam. Şeyi bu. Ama yok. Ben senin bizi neden sevmediğini buldum ama. Ve kafanda daha önce de birkaç tane videomuzu izlemişsin, söyledin. Aslında izlenilmeyecek gibi değillermiş. O kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Senin açından en azından. Ya da senin gibi düşünenler için. Sen bizim genel olarak kurgu yaptığımızı düşündüğün için bizi sevmiyorsun bence. En başta bana öyle geliyordu. Ama kurgu olmadığını bilsen net bir şekilde izler miydin peki? Şu an bu hater videosu bizim şu an kurgu mu? Yok, değil. Kurgu olabilir miydi? Olabilirdi. Olamaz. Neden? Olamaz. Şu an bunu çekiyoruz. Sen buradasın. Kurgu değil. Bunun bizim senin seni nereden bulduğumuz çok net, açık. Seninle video öncesinde çok konuştuğumuz her şey çok net ve açık. Evet. Video arkasında da, kamera arkasında senin bize sorduğun ve cevapladığımız sen kendin gibi ol dediğimiz şeyler çok net, açık. Evet. Mesela hiç kurgu yapmadık buraya kadar değil mi? Hı hı. Sen de gördün. Evet. Bu sana özel mi sence yoksa seyirciye özel mi? Bence seyirciye özel. O zaman bizi sevebileceğin bir nokta yakaladın. Evet. Seyircimize değer veriyoruz. Bak kendi kendine ele verdin. Bu video kurgu olabilir miydi dedik. Sen dedin ki olabilirdi ama olmadı. Şu an sen buradasın ve kurgu değil. Peki Atakan, ben veya Bilal şahıs olarak kamera önünde veya arkasında farklı mı? Bir bakıma farklı. Mesela kim farklı abi? Bilal bir kere gerçekten kamera arkasıyla da önünde de aynı adammış. Atakan'ı hala tam duygularını enerjisini tam kavrayamadım ama bir tık Fatih'i aslında gördüm. Farklılık mı? Farklılık gördüm yani. Biraz farklıyım değil mi? Kamera arkasında mı iyiyim, kamera önünde miyim sence? Kamera önünde daha iyisin. İyi bir oyunculuk bence. Evet, sen kamera önünde çok güzelsin. Kamera arkasında nasılsın? Daha durgun muyum? Biraz. Hani biraz çok iyi hissettiriyor bu bana ya. Davut seni sevmeye başladı ben, biliyor musun? Seni kime benzettim ben şu an, biliyor musun? Survivor Patuan'a. Survivor Patuan evet. Mı? Beni övün abi, bana iyi şeyler söyleyin. Siz illa istiyorsunuz ki. Keşke bu kılıcık. Fatih Yasin kamera önünde. Arkasında biraz daha farklıyım. Evet. Önünde, kamera önünde daha samimiyeti geçen bir insan. Peki, Bilal Ancı kamera önünde ve kamera arkasında aynı kişi. Atakan Özgürt. Farklı. Atakan Özgürt'ü hala çözemedim. Ha. Merak ettiğin bir şey varsa sorabilirsin bana. Gerçekten her şeyi açık net bir şekilde sana söyleyeceğim. Onun dışında ben böyle bir tespit var bir şey yapabilir miyim? Evet. Tabii. Bizim hakkımızda tespitlerin varsa ben ağzından kelpeden laf almaya çalışıyorum. Yeter ki konuş sen. Hadi canım falan de. Şöyle, şimdi ben restoran işlettiğim için bir yemek sepeti diye bir şey var biliyorsunuz. Biliyorum evet. Bu. Yok, sen istediğin şey kanka. Yemek sepetinde sipariş veren insanlar olduğunuz için onlara göre bir tespit yapmak istiyorum. Tamam. Mesela Bilal Ancı 35 dakika süresi olan yerden 5 dakika geç geldiği anda çıldıran bir veren bir insan gibi göründü bana. Ha, güzel değerlendirme. Güzel değerlendirme. Atakan böyle süre umurunda değil ama gelen mesela pipet gelmediyse onun hakkında puan kıran, yorum yapan bir insan gibi. Hı. Mesela yemeğin tuzu mu fazla onu yazan insan. Böyle sanki gastronomi okumuş da ona göre yorum yapan biri gibi göründü bana. Fatih Yasin de isterse 3 saatte gelsin yine de adamların emeklerine saygı gösteren, böyle onun veren iyi bir insan görünümü, izlenimi oluşturdu ben. Bizi sikip attın sen. Bak ya. Allah Allah. Ya bence çok güzel. Bu arada ben yemek sepeti şu an değerlendirme maçı. Nereden gelirse gelsin ona basıyorum. Ben de şu an ömrümde bir vermişliğim yoktur. Allah Allah. Bir şey diyeyim sana.
normal yani çok yok güzel güzel tespitleri seviyoruz. Adam 5 dakika. Volkan Aslan'ı anlattı. Tespitleri sevdim. Ben görünenin evet, aksine bak görünenin aksine çok anlayışlı ve çok sabırlı bir insanımdır. Gerçekten. Empati yeteneğim çok gelişmiştir. İnsanlarla empati yapmayı çok severim. Çünkü ben hak ve adaletten yanarım. Yani çünkü o çalışan kurulunda ben de direkt onun yerine koyarım kendimi abi. Bir şey olmuştur. Yola gecikmiştir falan. Ama orada betimleme yaptı kanka. Yani orada senin kötü bir şey yaptığınla alakalı bir şey yok. Yok hayır hayır. Senin karakterini anlatsın. Tamam senin gözünde o olabilir. Ben onu söylemek istemiyorum. Ben sadece kendimle alakalı. Evet öyle gözüküyorum demek ki. Evet. Sen şu an halk hani orada izleyen kişisin. Ben de kendimi izin verirsen açıklamak istiyorum. Ya ben bir şey demedim ki. Batuhan. Arkadaşım biraz da biz konuşalım. Hep sen konuşuyorsun. Vallahi ben pipetim gelmesin yazar. Yazar bak. Aynen. Yazar. Bir artık ay yazar. Benim pipetim bir şey diyeyim mi sen? Artık ay pipeti gelmesin yemek sepetini siler. Siler mi yani? Siler. Gerçekten siler. Ama pipet diye istemişim ben orada. Özellikle pipetim pipet yani. Pipet olsun abi. Nota yazmışsın. Demişim kesinlikle. Ben oraya. Pipetim peki olsun. Başka tespitlerin var mı? Mesela gerçekten ben bunu istediğim için söylüyorum. Belki normal bir şey değildir. 10 üzerinden puan versen üçümüze kaç puan verirdin? Hangi açıdan? Her genel olarak. Genel olarak mı? Arkadaşlık olarak. Arkadaşlık olarak değerlendirirsen mesela arkadaşlık açısından 5, 7, 9. Neye göre arkadaşlık? Samimiyet. He, sana aradaki geçen. Bana geçen enerji. He, bana 5 puan. 7, 9. Ben inanmıyorum. Ben daha fazla alamam gerektiğini düşünüyorum. Sence benim burcum ne? Oğlak. Yok. Ben oğlak olduğum için kendime yakın görünüm. Ben oğlağım mı? Atakan oğlak. Yakın ya görmemişim. 5 puan verdim. Demek ki aynı burçlar birbirine yok olmuyor. Ben daha yüksek istiyorum. Daha yüksek istiyorum. Çıkarız abi. Kanka son olarak... Bunu nesini sevdin? Ne yaptın? Bütün samimiyetsizliğiyle hani ben... Yok yok. Deşifre ettim bunu sana. Geçti geçti. Geçti. Enerji geçti. Ben ne eksik yaptım? Vallahi bilmiyorum ki. Ne eksik yaptım yani mesela? Mesela Atakan'a 5 vermen beni çok şaşırttı. Atakan 5'lik değil yani Atakan 3-2 anca yani. Biraz daha yani, bir de eksiği var. Yani Atakan'ı sevebilen bir insan var. Zaten geldi ki Atakan'ı sevmiyorum hiç şaşırmam. Yani sevebilecek bir insan zor ya anladın mı? Ama bir şey söyleyeyim mi? Zor. Aramızda en çok sevilen de Atakan da. Dur peki dur. Sen beni niye seviyorsun ya? Hadi lan. Elimde değil, elimde değil. Ben senden bir şey istemek istiyorum kanka. Madem bu videoya geldin, şimdi bizi de az çok karakter olarak tanıdığın için evet. Samimiyetine inanarak şey demek istiyorum sana. Bizim açılışımızı yapabilir misin kameraya? Hi guys bro. Herkese merhaba arkadaşlar. Hi guys bro ve şey manyak bir video diyeceksin kanka. Yaparım. Tamam. Bir görelim senden. Biz de senin hakkında bir yorum yapmak istiyoruz. Evet, bakalım. Kabul ediyor musun bunu? Ya ediyorum da sadece bir tanesini yapsam. Şu kamera. Herkese merhaba arkadaşlar. Manyak bir video. Hi guys bro. Deli, Fevzi. Bir şey söyleyeyim mi? Makaranın geldiği duruma bak. Makaranın geldiği duruma bak. Makaranın yüz karasısın Fevzi, ya. Fevzi kafama silah dayadı. Bir şey söyleyeceğim. Silah dayadı. Bir de videoya like ve abone isteyebilir misin kanka? Utanmadan bile hadi. Normal. Ha onu isteyemem. Lütfen. Ulan neler yaptın ya? Yiyecekler falan bir like mi isteyeceksin? Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın der misin? Ama ben YouTuber değilim. Lütfen. Tamam senin kanalın değil. YouTuber değilsin biz söylüyoruz sana. Videoya like atmayı ve bu kanala abone olmayı... Video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Video like atmayı ya olmuyor. Yap yap kanka bir şey olmaz. Sen ya demek ki kolay zor değil. Zor mu? Zor mu? Arkadaşlar. Ya, kolay bir şey ya. Davut'a gerçekten çok teşekkür ederiz geldiği için. Bize güzel vakit ayırdık. Ben kaliteli zaman geçirdiğimizi düşünüyorum. Evet ben de. Sen de güzel gerçekten bir güzel intiba zaman bıraktığımızı düşünüyorum. Sen bence buraya aslında çok sevmeyen değil, nötr bir adam olarak geldin. Evet, evet. Çok ilgini çeken bir mecra değil. Hater değilim. Hater ben demeyelim. Evet, ben ama dışarıda zaten kimsenin aşırı nefret ettiğini düşünmüyorum. Evet. Zaten senin şey gibi düşünenlere. Evet. Tabii zaten senin gibi düşünenleri kazanmak evet, benim niyetim. Açız. En azından kendim için konuşuyorum. Ben senin bizim bir sonraki videomuzu izleyeceğini düşünüyorum. Umarım olur. Yorganın altından da olsa gizli gizli. Yorganın altına girecek. Yapalar dövmeni göstersen kardeşim. Yorganı çekecek. Dolaba saklanıp da dolaba saklanıp izlemeyeceğim herhalde. Bu arada arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı yok, like atmayı unutmayın. Sen bunları samimiyetsiz buluyorsun ya kanka. Evet. Ben yani çok eğleniyorum bu şey. Yok eğleniyorum bu şey. Ben mecbur değilim mesela. Bak şimdi bak beni izle. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz bu videoyu like atmayı aynı zamanda bizim Kafalar kanalına abone olmayı unutmayın. Bak siz buna mecbur değilsin ama bunu söylemek iyi hissettiriyor. Sizlere bu zevki verebilirsek ne mutlu bize. Allah razı olsun hepinizden.
Çok teşekkürler. Teşekkürler. Abi görüşürüz. Çok teşekkürler. Görüşürüz kanka. Benim emrime ben gidiyorum. Biz gidiyoruz. Kendine iyi bak. Ben buradan aç. İstediğin gibi. Keyifli. Hayır, o şakayı yapamam radyoda.